Merve Korkmaz. 21 yaşında ve 7 aylık evli. Konyalı olan gelinimiz hemşire. Gelin evinden herkese merhaba değerli izleyenler. Biz bugün sabah saatlerinde Konya Karatay'dayız değerli izleyenler. Burası 186 bin metrekareye yayılmış Konyalıların en büyük parkı Kara Aslan Hadimi Parkı'ndayız. Gerçekten muazzam bir yer. Su sesi, kuşların cıvıltıları, ağaçlar, mis gibi bir hava. Burada iftar saatlerinde öyle gelip iftarınızı yapabilir, piknik alanları var, pikniğinizi yapabilirsiniz. Sonrasında sahura kadar burada vakit geçirebilirsiniz. Ailelerin çoluğunu çocuğunu alıp hava aldığı, yürüyüş yaptığı çok keyifli bir parktayız. Buradan eve gitmek istiyor musun Aslı diye bir sorun. Şurada vallahi Ramazan olmasaydı kahvemi ya da bir termos çayımı alırdım. Şurada ya da şurada otururdum, şu güzelliği seyrederdim. Hadi gelin parkı biraz gezelim, ardından da evimize geçelim. Evet, Merve'nin kapısına geldik değerli izleyenler. Kapısı da şıkmış ama. Baksanıza kozalakta falan. Yeni yıla galiba daha yeni girdiler Merve'ler. Neyse çalalım. Hediyemi rica edeyim. Tık tık tık. Hoppa. Biz yanlış kapıda falan değiliz değil mi? Olur mu hiç öyle şey Aslı Hanım? Adres doğru. Gelinimiz evde yok herhalde. Nasıl olabilir? Ay kapıda kaldık ve biz galiba ilk defa kapıda kaldık. Bana bak birinin ahını mı aldık, dış ses ne yaptık? Ses de gelmiyor içeriden. Merve! Ses yok, hediyeyle kaldım ben elimde. Ne yapacağız? Bir arasanıza Merve'yi. Geleceğimiz saati de kendisine bildirmiştim ama bir aksilik oldu herhalde. Ben bir arayıp hemen bilgi vereyim size. Hadi bekliyorum canım. Hediyemle kaldım kapıda. Aslı Hanım neyse ki ulaştım gelinimize ve kulaklarınıza inanamayacaksınız. Merve bir fırında etli ekmek pişiriyormuş şu anda. Sizi de oraya davet ediyor. Ciddi olamazsın. Aldın mı adresi sen? Aldım. İsterseniz hemen yola çıkabiliriz. Hadi hemen gidelim, kızı alalım oradan. Hayır, gelinler gelecek, o da kapıda kalırsa. Hadi gidelim o zaman, baskın basanındır diyelim dış ses.